1947 yılında ABD'nin Roswell kasabasına bir cisim düştü. Orada hemen olay müdahale etti. Düşen bu cismi ve içindekileri gelişmiş bir askeri üslere taşıdı. Bu askeri üslere hiçbir şekilde girilmesine izin verilmedi. Daha fazla ayrıntı için Gizem Dosyaları Uzaylılar bölüm 1 videosuna göz atabilirsiniz. İddialara göre düşen bu cisimlerin içinden insanımsı uzaylı yaratıklar çıktı. Bu olayın ardından bu uzaylı cesetler üzerinde otopsiler yapıldı. Hatta yapılan bu otopsinin görüntülerinin sızdırıldığı iddia edildi. Otopsi hakkında 17 dakikalık bir video yayınlandı. Biraz sonra bu videolardan bazı görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Sonra da bu resimler üzerine yorum yapacağım. Dikkat! Şimdi göreceğiniz resimler sizler için rahatsız edici olabilir. Bu görüntülerden etkilenebileceğini düşünen dostlarım, lütfen bu videonun devamını izlemesin. Göğüs kafesi açılmış, iç organlarının yapısı inceleniyor. Sağ bacağından yaralanmış, onun dışında daha önceden açılan göğüs kafesi. Ama sağ bacağındaki yara ağır görünüyor. Gözleri simsiyah gibi görünmesine rağmen aslında o sadece gözlerini örten ekstra bir perde olabilir. Daha önce belli olmuyordu ama şimdi göbek kısmının şiştiği görülüyor. Gördüğünüz gibi gözleri simsiyah değil, muhtemelen perdeyi kaldırdılar. Ama gözlerinin ve göz bebeklerinin ne kadar iri olduğunu görüyoruz. Adamın elleri yüzünden tam olarak göremiyoruz ama sanırım burada uzaylının beynini ve kafa yapısını incelemeye çalışıyorlar. Buradaki adamın makası tutma tarzına özellikle dikkat edin. Daha sonra bu konuya baştan döneceğiz. Uzaylının sağ bacağındaki yarayı zaten görmüştük ama sol bacağı da çarpmanın etkisiyle hasar görmüş gibi. Her ne kadar görüntüler gerçek gibi görünse de bu görüntülerin sahte olduğuna dair ciddi kanıtlar var. İlk kanıt o kadar şiddetli bir çarpışmadan sonra uzaylı cesetlerin alacağı hasarın çok daha fazla olmasının gerekmesi. Tabii bu durumda uzaylıların biyolojik yapılarının bizim biyolojik yapımızdan ne kadar sağlam olduğunu ve de UFO'nun teknolojik yapısının bu hasarın ne kadar engelleyeceğini bilmememiz bunu o kadar da güvenilir bir kanıt yapmıyor. Daha önce sizden dikkat etmenizi istediğim bir durum vardı. İşte o ikinci kanıt da önem kazanıyor. Otopsi yapan kişiler makasları bir terzinin tuttuğu gibi tutuyor. Fakat uzman bir patolojist makas tutarken orta parmağını veya yüzük parmağını makasın alt boşluğuna koyar. İşaret parmağıyla da bu bıçakları dengelemeye çalışır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.